Senden para istemelerine gerek yok. Sadece kendilerini geçindirsinler, geçindirseler bile o bile onlara yeter. Geçindirmesin, oturur da bilir. Sen İstanbul'a niye geldin? Çalışmaya geldin. Çalışırsın zaten buradan para istemezsin. Sen İstanbul'da bir hayat kuracaksan kendine bakabilecek birisindir. Bunun için aileni ekstra yüke sokmana gerek yok. Ama sen diyorsun ki bu insanlar kızıma farklı alışkanlıklar kazandırmış olabilirler. Olabilir, ben şüpheleniyorum Esra Hanım. Kadir Bey ile görüştünüz mü siz? Telefonla kızımı arıyor. Kızımı ne hakla arıyor? Benim bu kızımı da arıyor. Bu kızımı da belki nasıl, gel diyecek, Kübra? Okuyacağım diyecek, üfleyeceğim diyecek. Bir gün beni yani bilinmeyen bir numara aradı. Ben de ilk başta bakmayacaktım ama yabancı bir numara olunca baktım. Efendim dedim. İşte ben senin telefon numaranı internetten buldum dedi. Ben de nasıl internetten buldunuz beyefendi dedim. İnternetten buldum telefon numaranı dedi. Ben sonra suratına kapattım. Sonra WhatsApp'tan ben numarasını kaydedip hani görüntüsüne bakmak için numarasını kaydettim. Bir baktım Kadir Argun çıkıyor. Ondan sonra bir daha aradı, bakmadım, engelledim sonra numarasını. Ondan sonra da zaten biz kızımı araştırmalarımıza göre hep baktığımızda Bağcılar Hastanesi'ne gidiyor. Bağcılar çevresinde oluyor. O da kendisi de oradan bakıyoruz. Bağcılar tarafında oturuyor bu şahıs. Sen şimdi kızın bu arkadaşı Ferah'ı tanıyor musun? Ben gördün mü hiç? Görmedim. Telefonla teyzesi konuştu. O teyzesine nasıl konuşuyor? Profesör gibi kadın hiçbir şey bulaştırmıyor. Nasıl profesörü ağzına. Bir anlatsana bunu. Yani böyle konuşmalarına bir göreceksiniz Esra Hanım. Benim kızımı çıkarsınlar ortaya. Bak fena kızınız yaparım. Ferah nereden bulmuş, nereden? Biz ekstra işine gidiyoruz, düğün salonlarına. Biz düğün salonlarına gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz ekstra işte, anlatın. Her iş, mutfağa gidiyorum, tabak hazırlıyorum, garsonluk yapıyoruz. Her iş yapıyoruz, ne verirler? Sen ve kızların. Kızlarımla gidiyoruz akşamları helal bir de. Helal olsun ya, vallahi helal olsun. Şimdi Ferah Kalın. Ben onları, ben kızımı istiyorum. Hiç gördünüz mü bu kişiyi? Kızınızın arkadaşı bu. İşte buymuş. Yani üniversiteden görmedim. Arkadaşı mı, Antalya'dan arkadaşı mı, ekstradan nereden arkadaşı? Arkadaş, ekstradan. O düğünlerde garsonluk hizmet. Bunlar biliyor, bunlar çete bunlar. Bunlar benim Ferah aldığınız sana, paraları ödeyin benden. Telefona bağlana. Ben holding işletmiyorum. Ben ekstralarla evimi geçiniyorum. Söz hakkını, cevap yaparım. Hakkını Kadir Argun, Hasan Argun, Ferhat İpek lütfen kullansınlar. İsmi geçen herkesin. Ha. Söz hakkını kullansınlar. Kızım benim kızımı ortaya çıksın. Çıkarsınlar. Çıkarın benim kızımı ortaya. Duman ederim hepinizi. Benim kızımı çıkarın ortaya. Ben o kızı nelerle büyüttüm. Babalarım Esra Hanım doktora götürmeyi yetmeyi sevmezdi. Ben o çocuklarım ikizdi. Ben o çocuklarım var ya gizli gizli doktora götürürdüm. Ona da derdim ki ben işte kekik yağı yağlatın edin. Ona da derdim ki yaptım derdim yani. Doktora götürür. Gizli sanki gizli aile hekimime doktora götürdüm ben o çocuklarıma. Ben o ikiz çocuklarımı nelerle büyüttüm. Evladım için ortalığı yakarım duan ederim evlatlarım için. Fena yaparım. Ben onları sırtımda taş taşır gene bakarım evlatlarıma. Gene büyüttüm ben onları bu yaşına el ele getirdim. Şimdi telefon hattında bir ihbar varmış. Alo. İyi günler. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Kadir Argun için aradım da. Kadir Argun için aradınız. Buyurun ihbarınız nedir? Yani şöyle, kendisi zaten hoca değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Evet. Bir de zaten kendisi de madde bağımlısı. Al işte bak işte. İşte çıkıyor Esra Hanım, etmeyin. Çıkıyor evet. Yavrumu. Yani şöyle, eski eşim de çok mağdur etti. Çok mağduriyet yaşattı. Biz akrabayız zaten. Nasıl mağdur etti? Yani şöyle, sokağa mı atmadılar, aç mı bırakmadılar? Yani bildiğiniz aklınıza gelebilecek her şey. Yani çocuklarıyla sokağa attılar, bakmadılar, hala bile öyle. Hiçbir şekilde bakmıyor. Kendisi madde bağımlısı, kurtarmaya çalıştılar onu eski eşi ve ailesi. Hiçbir şekilde kurtulamadı zaten. Peki yanında Rabia'yı gördünüz mü? Yok, yani biz şöyle zaten irtibatımızı kestik çok uzun bir süre önce. Yok. Evet, yani irtibatımızı kestik bunlarla. Ama en önemli bilginiz şu ki bu kişi madde bağımlısı. Yani bundan tabii ki. Hani tedavi olup bir kurtulma gibi bir durum söz konusu da değil sanırım. Yok. Daha önce çok uğraştılar. Zaten onun böyle bir niyeti yok. Kurtulmak gibi bir niyeti de yok zaten. Kendisi madde bağımlısı ve bunun için her şey yapabilir yani. Şimdi Kadir Argun önce hocaydı ama şimdi diyorlar ki madde bağımlısı. Rabia bu insanlarla nasıl bir bağlantıda? İşte bu Ferah yok mu? O kadın var ya, o kadın yaptı Esra Hanımcığım. Benim kızım melek gibiydi, aklı başında, olgun, kişilikli, karakterli, öyle bir kız kesinlikle değildi. Hep de çalıştı, yardımcı oldu bana okurken de.
Kesinlikle benim kızımı çıkarsınlar. Bak benim kızımın başına bir şey gelsin. Mahvederim hepinizi. Hanım, ablam telefonla parayı isterken böyle gayet nazik, kibar konuşuyor. Annem nerede olduğunu söyle, ondan sonra sana yollayacağım dediği zaman bağırıyor, küfürler ediyor, hakaretler ediyor. Size aile reddetme... Var. Evet. Mesela bu ay ne kadar gönderdiniz ya da geçen ay ne kadar gönderdiniz? Ayda 1 milyar istemiyor. Tek tek istiyor. Tek tek istiyor sürekli. Neredeyse atıyorum 2-3 gün arayla istiyor, sonra mesela abimi engelliyor veya annem yolu annemi engelliyor. Ben 1 milyar para aspara değil Esra Hanım, ben gökten para yağmıyor. Bana holding olmadı, onun babaları bana 1 trilyon boş kodu gitti, boş yalnız başına mücadele ettim. O yani çalışıyor mu? Çıkmadı benden kere, kendine bir düzen kurdu mu? Çok uzun bir süreden bahsediyoruz. Abim sorduğu zaman işte biz apartta kalıyoruz kızlarla, kirayı bölüşüyoruz. Senaryo. Bu olayını hiç sevmiyorum. Bu apart beni gerçekten şaşırtıyor. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok yani ben de zaten hani mağdur olmasın diye bu kız bizi duyuyorsa bir an önce kurtulsun diye, yani yazık. Gençliğine yazık yani. Kimler varsa bunda çıkaracak. Çok mağdur ettiler bizim akrabamızda. Şimdi annenin şöyle bir iddiası var. Eğer bir hocalık bedeli değilse parça parça giden paralar var bu kişinin hesabına. Ne bedeli diyor? Bu kişi yalnızca madde mi kullanıyor, madde satışı da yapar mı? Temin eder mi başka yani çevresindeki hiç, insanlara? Şöyle kardeşiyle beraber kullanıyor. Yani kardeş de kullanıyor diye duyduk biz. Ama temin ettiğini, yani şöyle yalan olmasını hiç duymadım ama kullandığını duydum. Hayatım, o maddeye ulaşan zaten onu kimin sattığını bilir. Madde dediğiniz şey sürekli sizden götürüsü olan bir şey. Yani ona ulaşabilmek için insan her türlü çirkinliğe de karışır. Karışmaz zaten mı? Zaten çok karışmaz yani. Evet yani şu an yaptıklarını hani insan, normal bir insan asla yapamaz bu şekilde. Bu madde bağımlısı şekilde yani istediklerini, yani ikisinin de çektirmediği kalmadı zaten. Kardeşi de aynı şekilde. Bu ikisi de madde bağımlısı. Dediğim gibi yani sadece mağdur ederler. Başka hiçbir şey yapmazlar yani. Bunlardan kimse hayır gelmez. Rabia Avaz Kadir Argun'un, Hasar Argun'un yanında mı? Onlarla mı ortak hareket ediyor? Yoksa bu kız da onların bu ağına düştü mü bilmiyoruz. Tüm iddiaların hepsini dile getiriyoruz. İsmi geçen herkes söz hakkını, cevap hakkını kullansın. Sen şey söylüyordun, hani parayı isterken kibar ama biraz sorgulamaya başladığımızda sizle bütün bağlantısını koparttı aslında. Evet. Tüm iletişimini kesti. Ama bizim görmemizi istemiyor. Nerede olduğunu istemiyor, kimlerle olduğunu söylemiyor. Benim hayatım, benim hayatım diyebilmesi için İstanbul gibi yerde 3-4 milyar, 5 milyar maaşım olacak ki benim hayatım diyebil. Bunu dedirtiyorlar işte. Benim kızım öyle bir kız değil. Şimdi benim kızım altın gibi, melek gibi bir kızdı. Benim kızımı attılar. Valla aile içerisinde benim hayatım gibi bir şey yok. Ben tabii ki bu son dönemde bu tarzdaki söylemler çok fazla artmaya başladı ama ortada bir aile varsa, senin de hayatın var. Evet. Sen kendi hayatını yaşayabiliyor musun? Esra Hanım, benim hayatım yok. Yaşayabiliyorsun. Sen kendi hayatını yaşayabiliyorsun. Hayır. Bak, sorumluluklarım, sen sorumlulukların var. İşte böyle bir durumda benim hayatım seni bu kadar savcılıklara git gel yaptırırken, endişe içinde bırakırken o onun hayatı olmuyor. Evet. Esra Hanım, ben buraya niye çıktım yap. Bir de o kurumları... ...kandırılabilir diyorum. Kızıma şu an ilaç içirilebilir diyorum. Lütfen kızımı bulun diyorum. Sen şimdi yardımcı feryatlısın, istiyorsun ki söylediğin dakikada her şey çözülsün ama sistem öyle değil yani. Hani asla haksızlık yaptırmam. Adalet eninde sonunda yerini bulacaktır. Ben sen buradan istiyorum. Kızına çağrıda kızımı bulun. Kızımı istiyorum. Kızım Rabia, çık ortaya Allah rızası için. Gel, bağlan. Kimler ne yaptı anlat, korkma. Ben senin ardındayım. 9 çocuğun da olsa ardındayım, yanındayım. Ben sizi yine bakarım, gece gündüz çalışırım. Yine ben sizi kimseye muhtaç etmem. Atanma, atanma gerekirse. Otur, otur, ye iç yat. Nereye gezersek gez, nereye gezersek. Ya niye yiyip yiyip söyleyemedim. Bak dilim alışkın bile değil ya. Neden yiyip içip varsa yatsın? Varsa bir hastalığı Esra Hanım tedavi ettirelim. Varsa bir bağımlılığı tedavi ettirelim. Biriyle ise desin ki ben biriyleyim. Benim aşka sevgiye, benim hürmetim. Şimdi telefonum varmış, önemli. Alo. Alo. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz yayına. İhbarınız kiminle ilgili? Rabia, Rabia Avaz'la ilgili mi, Kadir'le mi ilgili? Kadir'le ilgili, Rabia'yı da yanında gördüm. Ya gördünüz. Işte ben... Bir hafta
içerisinde, servis arabasının içerisinde kapşonlu bir şekilde duruyorduk. Evet, bu Kadir Ağgün zaten uyuşturucu bağımlısı. Bunun amcası hoca işleri yapıyor. Kendi hoca, Hacı Hoca takılıyor. Amcası mı Hacı Hoca? Evet, sözde hocalar, ötülüyorlar. Bildiklerimizi. Yani anlatacaklarım bunlar. Şimdi yayında gördüm. Yardımcı olmak için söyledim. Çok teşekkür ederim. Kadir'in madde bağımlısı olduğunu ve amcasının... Tabii eşinden de madde yüzünden ayrıldı zaten. Eşinden de ayrılma sebebi buydu. Evet. Amcasının bu hani sözde hocalık yaptığını, bunların da öyle takıldığını söylediniz. Evet. Ve Rabia Avaz'ı da Kadir Argun'un yanında gördüğünüzü iddia ettiniz. Tabii tabii tabii. İddia etmiyorum. Birebir gördüm, şimdi yayında görünce söyledim. Ya bak, beraber mi yaşıyorlar? Hayır hayır, eve girdiklerini görmedim. Servis arabası var, bu servis arabası kullanıyor. Yanında gördüm. Gece saat 2'de 3'de arabanın içinde oturuyordu. Gece bir de. Evet. Görün değil mi neler yaptırdılar yavrum? Ferah Kanat'ı tanır mısınız? Ya da Ferhat Kanat? Ferah Kanat. Seni çok fena yapar. Sen benim kızımı bu hallere sen getirdin. Ferhat İpek de bu mahallede oturuyor. Onlara mı sattılar benim kızımı? Yani ağzınızı çıkarın yani. Ortaya. Sessiz olur musun? Peki bunlar yakın arkadaşlar mıdır? Tabii tabii, beraber içiyorlar üstünü satın. Beraber kullanıyorlar maddeyi. Evet evet. Bak bak, benim kızımı çıkarın, mahvederim. Hepsi aynı size. Mahalleden arkadaşlar, beraber size. Kullanıyorlar. Evet. Rabia'ya buradan bir çağrınız var mı? Ben tanımam ki, ne çağrım olacak? Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Hayır ama buradan var. Yani şimdi 27 yaşında hani üniversiteyi neredeyse bitirecek olan bir genç kız var. Evet. Bir şey yapmayın. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için, sorumlu davrandığınız için. Bu Ferah Kanat, bu kadın var ya, bu kadın ben çok fena yapacağım, bu kadın kim? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.